Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Ondan sonra hemen videomuza geçelim. Güzel bilançolar geliyor. Artık bilanço ayı biliyorsunuz bu ay. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan almayın. Evet sevgili dostlar, hemen bugün güzel bir bilanço geldi. GSD, Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den. Evet, bu GSD'yi ben biliyorsunuz arkadaşlar bir ay önce yaptım. Bir ay önce siz de bakıp bulabilirsiniz videolarda. YouTube Mursel Birinci yazıp orada bir ay önce ben bu hisseyi inceledim arkadaşlar. Sonra bana bazı arkadaşlar yazıyor, hocam siz bunu verdiniz ama zaten gitmiş. Evet arkadaşlar, o zaman verdiğimde hisse 4 liraydı ve bugün 4.24. Yani şimdi baktığınız zaman hissede geri çekilme oldu. Onlara da bakacağız. Onun bir düzeltme geldi. Ondan geri çekildi tabi. Şimdi ben ne zaman yapmışım onu? En son bir ay önce yapmışım arkadaşlar. Patlama yapacak hisseler diye demişim. İki tane hisse demişim. Burada ben kendi sayfamda Mursel Birinci yazıp patlama yapacak iki hisse analizi diye girerseniz bu sizin karşınıza çıkacaktır ve ben bunu sağ üstte atacağım arkadaşlar. Hemen kartları atacağım ve ekrana da atacağım bunu. Siz oradan takip edebilirsiniz. Şimdi hemen geçelim. GSD Denizcilik çok güzel bilanço geldi. Müthiş bilanço geldi. Bakın, geçen sene zarar eden şirket bu sene 63 milyarlık bir süper bir pardon 63 milyonluk süper bir gelir elde etti. Şimdi baktığımız zaman burada brüt kar 67 milyondan, bakın burada yine 63 milyon düşüyor. Yani çok amortisman falan, vergisi falan düşündükten sonra fazla bir düşüş yok. Yani güzel. Baktığımız zaman burada dönem varlıkları 121 milyondan 240 milyona ve duran varlıklarına da 316'dan 350 milyona çıkarmış. Şimdi hiç borcu olmayan bir şirket. Az bir borcu olan, yani hiç borcu olmayan demeyelim. 200 öz kaynaklarında 236 milyondan 374 milyona çıkarmış. Şimdi karnesine baktığımız zaman 6-6 karlılık, 6-5 büyüme, 6-6 borçluk, yani borcu hiç olmayan bir şirket. Baktığın zaman GSD Denizcilik. Şimdi GSD Denizcilik'i biz burada incelemeye devam edelim. Bakın burada son satışlar, çeyrek satışlar da yukarı doğru gidiyor. Baktığınız zaman piyasa defter değeri 1.70 güzel. Ve FK'sı FDFÖ'de 7 ile 7.05, o da güzel. Yani çok piyasanın üstünde değil sevgili dostlar. Ona da bakacağım şimdi ben. Çarpanlarına da buradan bakarız beraber. Hemen onları da sizlerle beraber bakarız sevgili dostlar. Şimdi burada fiil dolaşımı %31, güzel bir fiil dolaşım var ve ödenmiş sermayesi 150 milyon, bir ödenmiş sermayesi var. Çok da yüksek değil. Şimdi brüt karına baktığımda, bakın arkadaşlar, her bilanço her 3 ayda bir arttırıyor. Bakın burada en son ilk bilanço 2020'nin ilk bilançosunda %37 imiş ve şimdi %71. Yani 2 kat olmuş sevgili dostlar. Çeyrek faune baktığımız zaman 72'den %72'den %80'e çıkarmış. Bakın %56 imiş 2021'in ilk bilançosunda. Ve net karın da ilk bilanço 2020 %35'ten %67'ye. Yani burada da hemen hemen 2 katına çıkarmış. Ben bu hisseyi o gün bulduğumda, bir ay önce yaptığımda, bu hissede potansiyel gördüğüm için yaptım. Ve ondan sonra geri çekildi tabi. Geri çekildikten sonra güzel bir yerlere çıktı aslında. Geri çekildi. Onu da göstereceğim şimdi grafikte. Öz kaynaklarında bakın burada eksilerden, bakın eksi birlerden şu anda artı 22'ye çıkarmış. Yani bu hissemizde güzel bir artış söz konusu. Şimdi hemen burada GSD'nin grafiğine geçelim. Hemen grafiğe bakalım sevgili dostlar. Grafiğimize baktığımız zaman, şimdi ben burada çizdiğim zaman, bakın burada Fibo dirençlerini çizdim. Bakın en son nereye görmüş? 4.78'i görmüş. Yani ise 4.78'de de 4.80'i görmüş ve burada Fibo'dan dönmüş. Bakın 4.80 Fibo direnci var. Buradan dönmüş hissemiz ve şu anda 4.24 olan, bakın en son buradaydı, 3.80'e kadar geldi. Bakın bu 3.80 Fibo'sundan döndü. Çok güzel bir şekilde buradan tepki verdi. Bakın buraya iğne attı. Buradan döndü. Buralarda biraz oyalandıktan sonra bu kısım güzel. Burada kalıcı olması iyi. Ve son olarak 4.24 direnci olan,
Bu dirençte bugün kapattı. Bugün hatta 4.32'yi gördü. Bakın burada iğne attı. Buradaki iğne hatta 4.35'i gördü sevgili dostlar. Bugün tavana değdi ama döndü. Yani bugün bilançonun iyi geldiğini zaten bilançoyu burada fiyatladılar. Ben GS'lerin daha da iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bunlara dikkat edin. Bakın burada hiçbir zaman şu 63 günlüğün altına düşmüyor. Bak bu güzel. Mesela burada en son 2.80'den dönmüş 22 Eylül'de. Yani 63 günlüğü dikkat edelim. Buradaki 63 günlük destek de bakın neymiş? 3.48 yani 3.50 63 günlük desteği var. Hem de Fibo desteği var. Yani 63 günlüğü kırmadığı sürece sıkıntı yok. Burada 15 günlüğü de zaten hemen hemen yakalamış. 4.30'u yakaladı ama onun üstünde tutunamadı. Tabii ki geri çekildi. Dediğim gibi ben GS'de de 4.80'lik bir direnci var. Eğer bu 4.80'i kırdığı takdirde GSD'nin gideceği yerler 6.40'lara kadar hedef olarak girecektir. Yani burada kesin yatırım tavsiye değildir sevgili dostlar. Benim kendi şahsi görüşümdür bu. Ben GSD'de hedef 6.40 buraları görme ihtimali tabii ki var. Ben buraya 6.40'ı yazalım ki burada bizim aklımızda kalsın. Hedef 6.40 diye. Şuraya hemen not alalım. Evet. Hedefimiz 6.40. Şimdi dediğim gibi burada biz Fibo desteklerine dikkat edin. 480 bakın burada 480 Fibo direnci önemli. Bu 480'i kırarsa burada zaten kalıcılık yaparsa bakın yarın da 4.24'ün üstünde kalıcılık yaparsa bu ise buralarda oyalandığı takdirde dediğim gibi 480'i edebilecektir. Ve 480'in üstüne attıktan sonra direncini attıktan sonra artık yeri 6.40'lara doğru gidecektir. Ben bu hissede daha da güzel yere geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu bilanço iyi geldi. Son bilanço da bundan daha iyi gelecek sevgili dostlar. Daha iyi geleceğine eminim. Ve bu hissenin de devamlı her bilançosunu yapmaya çalışacağım. Her grafiğinde de yapmaya çalışacağım. Yoğun ilgiye göre yapacağım arkadaşlar. Şimdi diğer parametrelere bakalım hemen. Hemen bu Fibo'yu kaldıralım. Mesela Fibo'yu kaldıralım biz. Fibo'yu gördük. Şimdi Fibo'yu kaldırdıktan sonra burada hemen 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalamana bakalım. 200 günlük ortalama. Bakın burada 20 günlüğünü kırmızı. 4.10'un üstünde. Yani 4.10'un üstünde kalıcı olduğu sürece sıkıntı yok. Ve burada 100 günlüğü olan 3.75'te önemli bir pardon 50 günlüğü 3.75'te önemli bir destek. Dediğim gibi yani burada 50 günlük ve 20 günlük önemli destekler şu anda. Fibolarını takip edersek oralardan gittiğimiz takdirde sıkıntı olmaz sevgili dostlar. Fibo ve dirençlerini takip edelim. Sonra Ichimoku bulutuna bakalım. İndikatörlerimizde Ichimoku bulutu. Ichimoku bulutuna bakalım. Evet, şimdi önce MACD ve Stokastik'e bakalım. Bunlar bize belirli olacaktır. Şimdi MACD'ye baktığımız zaman bakın MACD aşağı doğru kırmış. Şu anda MACD aşağı doğru kırmış ve şurayı veriyor. Bakın MACD daha yukarı doğru şey yapmamış. Ama bakın mavi burada yukarı doğru kafayı kaldırmış. Yani bu mavi kafayı kaldırmış bize al veriyor. Şu anda MACD al vermiyor. Bakın burada ufak ufak çizgiler azalmaya başlamış. Mavi artık yukarı doğru kırmış ama turuncuyu kırmamış daha. Yani kesişmemiş. Bunlara dikkat edin. MACD de bize al vermiyor. Stokastiğe baktığımız zaman Stokastik RSI'ye de bakalım. Evet, Stokastik'te bakın şu anda güvenli bölgede değil. Bakın güvenli bölge daha 10-20. Yani şu anda 20'yi kırması lazım tabii burada. Mavi yukarı doğru gidiyor. Arkasından turuncu onu takip ediyor. Yani şu anda Stokastik'imizde al vermiyor sevgili dostlar. Ama dediğim gibi bazen bu hisseler gittikten sonra yakalıyoruz. Bazı indikatörler hemen tabii ki vermiyor. Yani şu anda biz bu hissede neye bakacağız? Önce desteklerine bakacağız. Burada 20 günlük 4.10 ve 50 günlük 3.75. Bunlar önemli. Ve dediğim gibi Fibo desteklerine 4.24 Fibo desteği altta 4.24 çok önemli. Yarın bu 4.24'ün üstünde kalması lazım. Ve 4.80'lik Fibo direnci. Bu 4.80 Fibo direncini kırdığı takdirde hissemiz yukarı doğru gidecektir. Benim kendi şahsi görüşüm 6.40 hedefimiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Bakın hacimler de iyi. Dediğim gibi sadece indikatörlerde al vermiyor. Ama indikatörler her zaman dakika dakikasına al vermez. Yükseldikten sonra
al verebilir. Evet, kanalıma abone